nerede ve ne yapıyorsan, yaşamın yoğunluğundan biraz uzaklaşıp gündemde neler olduğunu keyifli bir sohbet eşliğinde konuşmak istiyorsan, bugüne renkli bir bakış açısı Salih'le öğle arasında. Salih'le öğle arası başlıyor. Mesafeler dar, yatakta kan ter, tutkunun ateşinden yanıyorum eyvah, yanıyorum eyvah, bir sor bana beni ya, yanıyorum eyvah, yanıyorum eyvah, bir sor bana beni ya. Sen yoksan tanımadan seni oldun bir parçam. Zamanla nasıl olduk paramparça. Aşkı bulmak için kaybettim kendimi, öyle dipteyim. Her sefer dönüp dolaştım yine aynı yerdeyim. Tatmışım zehri teninden, hala etkisindeyim. Türkiye'nin en kafa radyosunda salı gündeyiz. 28 Mayıs tarihinde Salih'le öğle arasına başlıyoruz. 12-18 saatlerimiz canlı yayındayız. Yine günün haberlerine hep beraber, günün taze haberlerine hep beraber göz atıyor olacağız. Ama yayının girişinde bir anonsumuz var. Bu anonsu sizlerle paylaşalım. Tabii ki acil bir durumdur. İstanbul'da Çapakan merkezine yakın olan dinleyicilerimiz varsa trombosit ihtiyacı var ve tabii ki doğal olarak kan ihtiyacı var. A, RH pozitif kan grubundan trombosit ihtiyacı olduğu için Çapakan merkezine yakın olan ve bu konuda yardımcı olmak isteyen dinleyicilerimiz Bekir Gür adına başvurabilirler. Yayın içerisinde birkaç kez daha paylaşırız. Aklınızda olsun, A, RH pozitif kan grubundan trombosit ihtiyacı vardır. Çapakan merkezinde İstanbul'da Bekir Gür adına başvuru yapabilirsiniz. Şimdiden ilginize teşekkürler. Kendisine de geçmiş olsun. Bulutlu bir hava İstanbul'da hakim. Her an yağabilir. Böyle hani hava açık ama rüzgar Karayel yönünde. Bir anda Poyraz'a dönerse yağmur mu gelir? Öyle mi oluyordu? Yok, Lodos'un gözü yaşlıydı. Balıkçılar öyle diyordu. Dediğim gibi yurt genelinde de etkili olan yağışlar var. Hava kapalı. Mayıs'ın 28'i olmuş ama hala o yaz sıcaklığı kendini hissettirmiyor. 532-172-52-32'den mesajlarınızı iletebilirsiniz. 532-172-52-32 radyomuzun WhatsApp hattının numarasıdır. Şu an itibariyle bu numara üzerinden iletişime geçebiliriz. Dün akşam Galatasaray Spor Kulübü şampiyonluğunu kutladı. 24. şampiyonluğunu. Futbolcular tabii ki alışılagelmiş olduğu üzere sahaya çıkarken kendi seçtikleri, kendilerini ifade eden bir şarkıyla çıktılar. Eyüp Aydın açıklama yapmış, Galatasaraylı oyuncu. Uyanıyoruz artık çık, şu
Büyük Galatasaray camiası kupa töreninde yaşanan bir karışıklık hakkında sizlere açıklama yapmak istiyorum ve sizlerden özür diliyorum demiş. Kendisi kupa törenine çıkarken Müslüm Gürses'ten Küskünüm şarkısı çalmış. Aynada baktığım yüze küskünüm. Ben demiş o şarkıyı istemedim. Ben Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım şarkısını istemiştim. Bir yanlışlık olmuş, tüm camiadan özür diliyorum demiş. Ben böyle kendimi düşündüm, hani bugün ya da ne bileyim bir önceki yıl ülkemizde şampiyon olan bir takım futbolcusu olsam sahneye hangi şarkıyla çıkarım acaba diye. Tabi o sezon içindeki performansıma da bağlı. Gündüzlerin hesabını sorar mıyım gecelerden, duvara vursam düşeni ezsem içine atmak kime yarar. Sonuna kadar nefesim bitti sanana kadar güldüm. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih'le öğle arasına devam ediyoruz. 28 Mayıs tarihinde bakanlık bir açıklama yapmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılının ilk 4 ayında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısını açıklamış. Rekor kırmışız yine. Hani İstanbul'un kalabalıklığı kendisine yetmiyormuş gibi yılın ilk 4 ayında yaklaşık 6 milyon misafir ağırlamış İstanbul. Bir seni yalnız seni sevdim, ah kaçıp gittin o gün. İçine atma dedi doktorum, kafana takma dedi doktorum. İçine atma dedi doktorum, kafana takma dedi. Dedi doktorum, sakin nasıl düşerdim yollarına. Sessiz uyunur mu hiç aynı kar yolada. Kafana takma dedi doktorum, içine atma dedi doktorum, kafana takma dedi doktorum. Öldüm öldüm dirildim, dünya hayal, ben gerçektim. Bir seni yalnız seni sevdim, ah kaçıp gittin o gün, gittim. İçine atma dedi doktorum,
kafana takma dedi doktorum. İçine atma dedi doktorum. Kafana takma dedi. Dedi doktorum. Sakin nasıl düşerdim yollarına. Sessiz uyunur mu hiç aynı kar yolada. Kafana takma dedi doktorum. İçine atma dedi doktorum. Kafana takma dedi doktorum. Dün de Kadıköy çok kalabalıktı demiş dinleyicimiz. Maç vardı demiş. O dün değil, pazardır efendim. Pazar günüdür o. Pazar günü Kadıköy'de maç vardı. Maç olduğu günler genelde kalabalık olur ama İstanbul'un geneli zaten son dönemde dikkatimizi çekiyor. Kalabalık. Bakın bir de yılın ilk 4 ayında 6 milyon misafir ağırlamışız. Devamında zaten İstanbul'un sorunları artıyor. Özellikle taksi sorunu. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapmıştı. Muhtemelen Haziran ayının ilk haftasında tüm tarafları bir masada toplayacağız. Bu konuyu konuşacağız. İstanbul'un taksi sorununu da çözeceğiz demişti kendileri. Ya mutlaka siz de görüyorsunuzdur. Onlar da tabii ki para kazanmak için, işlerini yapabilmek için motokuryelerin sayısı da son dönemde arttı İstanbul'da. Ama biraz daha hani böyle dikkatli olmakta fayda var. Böyle o hızlı, ne diyorlardı, hızlı ticaret. Evet, hızlı ticarete bağlı olarak hani bir saatte, yarım saatte yetiştirmesi gerekiyor. Anlıyorum, evet, ama biraz daha onların dikkatli olmasında fayda var. Türkiye'de teslimatın genellikle motokuryeler tarafından gerçekleştirildiği hızlı ticaretle alakalı bir de haber var. Hacmi geçen yıla göre %99 artmış. Neredeyse %100 artmış. Dolayısıyla da 126 milyar liraya ulaşmış. En çok akşam saat 18'de gece yarılarına kadar yoğunluk varmış. Bu da tabii ki motokuryelere akşam mesaisi yaptırıyormuş. Biraz daha detaylara bakalım. 2015 yılından beri yaygınlaşmış hızlı ticaret. En çok sipariş veren iller İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'daymış. Buralarda hızlı ticaret çok hızlı bir şekilde ilerlemiş. Bakalım hızlı ticaret hacminin sektörel dağılımına bakıldığında ise tabii ki %60'la yemek siparişleri yer almış. Yine yemek siparişlerini gıda ve süpermarket sektörü takip etmiş. En çok sipariş akşam saatlerinde veriliyormuş. Ve yine market alışverişlerinde hızlı ticaret yoluyla en çok satılan ürünler çay, kahve, şekerleme, çikolata, çay, kahve, gece yarısı, şekerleme, çikolata, bebek bezleri ve kuru yemiş olmuş. Ha, biraz daha böyle bebek bezi tabii acil bir durum olabilir ama o da genelde sanki evde stok halinde oluyordu. Olabilir, atlanmış olabilir ama gece yarısı daha çok çay, kahve, şeker, çikolata ve kuru yemiş sipariş ediliyormuş. Yaşamak güçleşiyor. Neler açtın başıma? Anlatsam şu derdimi küçücük çocuklara. Bayağı gülerler ama olsun, belki iyi gelir. Deli bir şey yapmanın fikri girdi aklıma. Madem sana söyledim, her şey gider boşluğa. Yazsam bu hikayeyi, alsam gömsem toprağa. Yıllar sonra bulunur, imkansız bir aşk denir.
yanında bir başkasıyla. Gündüz bir şey hissetmedim, gece bıçak karnıma. Benim de elimi bir başkası tutabilir. Beraber verdiğimiz sözleri kim ne bilir. Deli bir şey yapmanın fikri girdi aklıma. Madem sana söyledim her şey gider boşluğa. Yazsam bu hikayeyi, alsam gömsem toprağa. Yıllar sonra bulunur imkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk. İmkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk. İmkansız bir aşk denir. İmkansız bir aşk. Şarkı sonrasında bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Söyle bana derdini arkadaşım. Sevgili olmadan anlaşalım. Üçe beşe takmam kaynaşalım. Yavaş gitmemeli. Kuda kuşa yem olma gel gidelim. Olmadan halledelim. Zoru severim de naz etmeyelim. Artık adı konmalı. Bu aşkın sergisi verilmelik. Vergisi ödenmeli. Bu kadın da artık biraz sevilmeli. Çok bir şey istemiyor gönlüm ama kopamıyorum senden. Çaresi yok ama ilacı çok bana. Haberin olsun sabretmem. Çok bir şey istemiyor gönlüm. Söyle bana derdini arkadaşım. Sevgili olmadan anlaşalım. Üçe beşe bakmam kaynaşalım. Yavaş gitmemeliyim. Kuda kuşa yem olma gel gidelim. Sıkı sıkı olmadan halledelim. Zoru severim de naz etmeyelim. Artık adı konmalı. Bu aşkın sergisi verilmeli. Vergisi ödenmeli. Bu kadın da artık biraz sevilmeli. Çok bir şey istemiyor gönlüm ama kopamıyorum senden. Çaresi yok ama ilacı çok bana. Haberin olsun sabretmem. Çok bir şey istemiyor gönlüm ama kopamıyorum senden. Faizi yok sana kredi çok ama yoluna bakma affetmem. Çok bir şey istemiyor gönlüm ama kopamıyorum senden. Çaresi yok ama ilacı çok bana. Haberin olsun. Pırlanta günün şarkısını sundu. Reklam. Nilperi o kadar özelsin ki bu çağdan değil gibisin. Engin Bey, çağ atladık ya zaten. Bakın parmak izimle ödeyeceğim şimdi. Parmak izimi? Bonus Platinum biyometrikle Engin Bey. Bonustan çağ atlatan bir teknoloji. Parmak iziyle alışveriş. Bonus Platinum biyometrik. Hemen başvurun, parmak izinizi tanımlayın, tutar fark etmeden, tüm alışverişlerinizde, şifre girmeden, sadece parmak izinizi okutarak hızlı ve güvenli ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Reklam. Salih'le öğle arası devam ediyor.
Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih ile öğle arasına devam ediyoruz. Bu kredi kartlarıyla alakalı yeni önlemler yoldaymış. Daha ne kadar önlem alacaklar acaba kredi kartlarıyla alakalı? 27 Mayıs tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında tüketici kredileri kredi kartlarına yönelik yeni tedbirler ele alınmış. Toplantıda yine bunlara ilaveten alınan tedbirler ve mevcut adımların sonuçları değerlendirilmiş ama henüz bir açıklama, net bir açıklama yapılmamış. Finansal istikrarın korunması ve sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması için bütüncül bir yaklaşım benimseniyor demiş kendisi. Dolayısıyla kredi kartlarına yeni bir düzenleme gelebilirmiş. Bu arada şöyle bir haber var. Birkaç kez uyarıyorlar ama dolar alacaklar dikkat, dolar alacaklar dikkat deyince dedim hani ne oluyor, düşüyor mu çıkıyor mu, yatırım tavsiyesi mi falan derken İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon dolar ele geçirilmiş. Sahte 1,5 milyon dolardan bahsediyoruz. Tabii bu ele geçirilen piyasaya sürüleni de var mı yok mu? Bu konuda hani dolar alacaklar dikkat derken döviz bürolarında böyle bir şey yaşanmaz ama hani esnafın o turistlerle yapmış olduğu o minik alışverişlerde IBAN'a gönderme, dur sen abi nakit versen oluyor mu? Dolar ver, tamam dolar ver. Tamam ver, 32'den alıyorum, tamam. Ne kadar desin hesap diye. Bir de para üstü vermeyin, aklınızda olsun. Esnaf dostlarım. Sahte dolarlar dolaşıyormuş. Bakın 1,5 milyon dolarını yakalamışlar. Ama piyasada daha ne kadar var onu da kimse bilmiyor. Şimdi bir duyuru var. Onu da şu telefonumdan açmam gerekecek. Konser çünkü. Derya Bedavacı etkileyici sesiyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı yarın akşam Jolly Joker Denizli sahnesinde olacakmış. Biletler Biletix ve Jolly Joker gişelerinde olacak. Denizli'de olan ya da yarın akşam orada olacak olan dinleyicilerimiz ve Derya Bedavacı'yı etkileyici sesiyle dinlemek isterim diyen dinleyicilerimiz 532-172-52-32'ye mesajlarını iletebilirler. 532-172-52-32 İsim, soyisim ve irtibat numarası yeterlidir. Ateş gibiydik baby. Aşk kaç beden giyer ki baby. Bu sevgi besbelli. Seni benim esnetti. Tek cümlem son sesi. Beni kurtar. Baby imdat. Ben seni sevdim. Hep sevdim ama kaybettim hep pesi. Kaldım uzak.
dudaklarından kaldım çok uzak. Dokunuşundan kaldım ben uzak. Gözsensizlikten oldum bir tuhaf. Yeah, bir tuhaf. Baby bu yaz yeah, seninim ben sadece bu yaz yeah, yasak olsa da bitmez bu aşk. Duyar mısın bağırsam imdat. Baby imdat. Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmiş. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu kızlarımızın Filenin Sultanlarının Amerika dönüşünün business olarak ayarlanacağını, ona göre rezerve edileceğini, business uçuracaklarını söylemiş Ulaştırma Bakanı ki kızlarımız Filenin Sultanları hafta sonunda Amerika'ya 13 saatlik bir uçuşla, 11-12 saat neyse uçuşla giderken ekonomi sınıfında uçmuşlar haliyle de, o da basına yansımıştı. Sonra karşılıklı olarak federasyon ve kurum tarafından açıklamalar gelmişti ama bakalım, Uraloğlu da demiş ki dönüşlerini demiş business ayarladık. Ulaştırma Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı ile alakalı bir haber var, ona geçelim. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren merkezi hekim randevu sistemine ilişkin şikayetler artmış. Hani geçtiğimiz günlerde de yeni bir oluşum içerisindeydi, yeni bir dönem başlıyordu ve Sağlık Bakanı çıkıp bunu yayında duyurmuştu, canlı yayında. Sağlık Bakanlığı'na hizmet veren merkez hekim randevu sisteminde randevulara ilişkin şikayetler artmış. Çözüm platformu şikayet vara ulaşan şikayetlerin sayısı son bir haftada %165 artmış. Platformun paylaştığı verilere göre Sağlık Bakanlığı da şikayetleri bir önceki haftaya göre %40 olarak artış olarak göstermiş. Bakanlık onaylı randevu sistemini hayata geçirmişti ama sistemde bazı aksaklıklar yaşanıyormuş. Tam olarak hayata geçmemiş yani. Bu arada bir başka hava yolu haberi de şöyle. Biletler satışa çıkar çıkmaz tükenmişti. Köpeklere özel ilk hava yolları ilk uçuşunu yapmış. Köpek sahipleri konforlu bir şekilde uçmak için köpekleriyle beraber bilet satın aldığında biletler 257 bin liradan başlıyormuş. Biletler satışa çıkar çıkmaz tükenmişti ki dünyanın köpeklere özel ilk hava yolu şirketi de dün ilk uçuşunu gerçekleştirmiş. Ne olur dokun bir kere, yüreğim yaprak döküyor. Beni görsen... Köpeklere birinci sınıf bir deneyim sunuyormuş ve tek yön fiyatı da 8 bin dolarmış. Sokulur yakınlarıma, dokunur dudaklarıma. Hayalin yetmiyor, gel ol yanımda. Sevdalar sevdalar, bir güler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ın kalbe zarar. Gitsem mi kalsam mı, Mecnun'a sorsam mı? Kül olur ateşe dayanmaz, bu şehir yanar. Yüreğimde fırtına, bana hiç danışmadan aşk kapında. Sen bahara ahenk veren, sarmaşık yedi veren, güneşimle can bulur sarılsan. Yar ne olur dokun bir kere, yüreğim yaprak döküyor. Beni görsen sensiz halim sonbahar. Senin sokulur yakınlarıma,
dokunur dudaklarıma. Hayalin yetmiyor, gel ol yanımda. Sevdalar sevdalar, bir güler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ım kalbe zarar. Gitsem mi kalsam mı, aşksan sakınsam mı? Kül olur ateşe dayanmaz, bu şehir yanar. Sevdalar sevdalar, bir güler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ım kalbe zarar. Gitsem mi kalsam mı, Mecnun'a sorsam mı? Kül olur ateşe dayanmaz, bu şehir yanar. Salih ile öğle arasına devam ediyoruz. Salı günündeyiz. Canlı yayında saat 14'e kadar burada olacağız. Heh, beklediğimiz haber geldi televizyonda. Bilet satışında tatil hareketliliği. Düzenli yapılan haberlerden biridir. Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlarda artış var. Bilet bulmakta zorlanıyor vatandaşlar şeklinde. Tabii tabii. ...532-172-52-32'den mesajlarınızı iletmeye devam edebilirsiniz. Yarın akşam Jory Joker Denizli sahnesinde Derya Bedavacı konseri var demiştik. O konsere gitmek isteyen dinleyicilerimiz de mesajlarını gönderiyor. Birazdan gidecek olan dinleyicilerimizin isimlerini de açıklarız. İadesi. Anladım seni, ettin ziyan bizi. Kalır ihalesi bana bu ihanetin. Anladım seni, yorma kendini. Sattın aşkını, yok iadesi. Anladım seni, ettin ziyan bizi. Kalır ihalesi bana bu ihanetin. Sana bana sabıka bağla sana. Bir de
de sormadan harca sana. Sana aslıyım anla sana. Şaka yapmadım anla sana. Bana sandıkam anla sana. Bir de sormadan harca sana. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih ile öğle arasına devam ediyoruz. Sahte basın kartı ile alakalı bir haber var. Eskiden o hani klasik sarı basın kartı deniliyordu. Sonra rengi değişti bu kartların. Turkuaz'a yakın bir renk oldu. Ve yine sahte basın kartıyla kişileri nasıl dolandırmışlar şeklindeki habere de göz atarken bakalım nereden başlayalım? Şuradan. Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir derneğin ismini kullanıp yurttaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi yakalanmış ve sahte basın kartıyla 600 bin lira dolandırıcılık yapmışlar. ...5187 sayılı basın kanunu gereği basın kartının resmi bir belge olduğunu ve son dönemde yine alınan kararla basın kartı vermeye yetkili tek makamın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olduğunu bildikleri halde usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı vermişler.
Geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tasarruf tedbirleri kapsamında şebeke suyunu arıtarak içme suyuna dönüştüren sebiller alınacaktı. Bu sebiller alınmış ve kullanılmaya başlanmış bile. Artık damacana siparişi vermeyeceklermiş. Tasarruf tedbirleri kapsamında normal şebeke suyunu arıtan sebiller gelmiş, yerlerine konulmuş, mecliste kullanılmaya başlanmış. Ama vekiller tarafından değil, fotoğraflara baktığımda sadece personel tarafından kullanılıyor anladığım kadarıyla. Bu arada geçen gün de biri bir hesap yapmıştı sosyal medyada. Damacana suya da sürekli zam geliyor. Artış biliyorsunuz her geçen gün farklı fiyat artışları oluyor. Bir bardak su 1 liraya geliyormuş. 1 lira bir bardak su. Yine dün de galiba sosyal medyada bir firma işte böyle bir market zinciri gibi ya da ne bileyim soğuk ürünler satan, meze satan yerler gibi bir işletme. Ondan sonra bu yaprak sarması satıyor. Hani öyle kilosu, yarım kilosu, gramı falan değil. Tane 10 lira yazmışlar. Yaprak sarması tane 10 lira. Tencere yapsak evde anneye yaptırsak diye. Yok öyle olmuyor işte o. Uzun geldi zaman belki birkaç asır. Yok burada yıldızlar, gecem çok karanlık. Havam soğuk yine, tek işim yalnızlık. Ciddi bir azınlık, zengin bir ağırlık. Yangın büyük, her nefeste sabrım göğsümde büyük. Sanki yol yok tuzak, tüm dalları çürük. Yiyip de bitiriyor bizi küçük küçük. Geçiyor işte her şey bir gün baktığında geçmişe. Bir kum tanesi kadar küçülüyor büyüten gözümde. Atlayıp canın tatlıydı elinde diken. Kaçmadın hiç seni sevmekten. Kafandan bunu çıkar.
Bakalım sizlerden gelen mesajlara ve yine haberlerimize. Biraz önce dedim ya, televizyon kanalları mevcut haberleri, daha doğrusu o bilindik, beklendik haberleri yapmaya başladılar. Bayram öncesi rezervasyonlar arttı, uçak, ondan sonra otobüs. Uçuş rezervasyonlarında en çok tercih edilen rota İzmir, Antalya ve Muğla olmuş şeklinde. Kurban Bayramı'nda özür dilerim. Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkması ile ilgili olarak seni bayağı heyecanlı görüyorum. Sanki sana 9 gün tatil vereceklermiş gibi demiş. Yo, benim öyle bir talebim yok zaten. Ben öyle 9 gün, 10 gün, 15 gün tatili çok sevmiyorum. Zorla gönderiyorlar beni. Sıkılıyorum diyorum, yapmayın, bunalıyorum. 3. 4. günden sonra olmuyor. Beceremiyorum. Kurban Bayramı'nda muhtemelen işte bayrama denk gelen günlerde işte bir gün, iki gün yayın yapılır. Onlar haricinde yani kendi adıma söylüyorum. Bir iki günde bayram tatili yaparız. Ama senelik izinlerimiz yine her yıl olduğu gibi belli bir sırayla başlayacak. Giden gelecek, gelenin yerine başka biri gidecek. Nereden devam edelim? Şuradan devam edelim. Sosyal medyadaki iş ilanlarına dikkat. Daha önce buna benzer çok haber okuduk. Yine yapıyorlarmış, yapmaya devam ediyorlarmış. Sürekli yaptıkları için biz de buna benzer haberleri paylaşalım. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, büyüklerimiz biraz daha bu konularda fikir sahibi olsunlar. Sosyal medyada ev hanımlarına iş verilir. 36 bin lira maaş vaatleriyle dolandırıcılık vakaları artmaya başlamış. Oltalama ağına düşen vatandaşların kargo ücreti adı altında paraları alınıyormuş. Daha sonra ise bilgileri alınarak kredi kullandırılıyormuş. Uzmanlar yapılan bilgi paylaşımı ile dolandırıcıların mağdur kişiyi kara para aklama işlemine de dahil ettiği uyarısında bulunmuşlar. İlanlar da genelde birbirine benzer oluyor. Merhabalar diye başlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde aktif olan, 81 ilde iş imkanı sağlayan bir firma çalışanı olup maddi olarak evinize destek olmak ister misiniz şeklinde bir soru soruyorlar. Aa diyorsun ki neden olmasın ya? İşte diyor ki haftalık kazancınız 8500 lira, aylık işte ortalama 36 bin lira kazanmak istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın diyorlar. Ondan sonra da vatandaşların başına gelmeyen kalmıyormuş. Sonrasında bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından Salih'le öğle arası devam edecek. Şarkıda kalıyoruz yarı yolda Leyla demişken, yarı yolda kalan bir uçağın haberi var. Avustralya'da bir uçak havalanıyor. Havalandıktan belli bir süre sonra geri dönmek zorunda kalıyor. Sebebi şu: uçak içinde bir yolcu, bir erkek yolcu koridorda, uçağın koridorunda çırılçıplak koşmaya başlamış. Ne yapıyorsun durmur derken kabin ekibiyle de tartışmaya girince uçak haliyle tekrardan geri dönmek zorunda kalmış. Şüpheli ise federal polis tarafından gözaltına alınmış. Al giy şunu, giy. Başıma gelirsen varsan eğer, saldım acılarımı, döndüm yar kapımı, tonla keder sardım.
Leyla, Leyla, aklım yine onda. Yanıyoruz eyvah, eyvah, kaldık yarı yolda. Onun adı Leyla, Leyla, aklım yine onda. Yanıyoruz eyvah, eyvah, kaldık yarı yolda. Hayatımda duydum en saçma ayrılık konuşması. İmkansızdan da imkansız artık ikimizin kavuşması. İçimden bir ses diyor ki çok uzun sürmez, belli ki değmez, yine değmez. İçimden bir ses diyor ki çok uzun sürmez, belli ki değmez, yine değmez. Başımıza bu yüzden gelmedi mi? İlaç ol yaralarıma, ben rotası şaşırmış.
sensin deniz fenerim. İlaç ol yaralarıma. Ben rotası şaşırmış bir gemi. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih'le öğle arasına devam ediyoruz. 28 Mayıs tarihinde. Salı gününde ve yarın akşam Denizli'de Jolly Joker Denizli sahnesinde Derya Bedavacı konseri var demiştik. Oraya gidecek olan dinleyicilerimizin isimlerini hemen açıklayalım. Güz Didin ve Kadir Özçelik. Güz Hanım diyebiliriz herhalde. Güz Hanım ve Kadir Bey, davetiyeleriniz çift kişiliktir. İyi eğlenceler. Arkadaşlarımız sizinle iletişime geçecekler. Yarın 29 Mayıs İstanbul'un fethi ve yıl dönümü tabii çeşitli etkinliklerle anılacak, kutlanacak. Kutlamalar öncesinde gündeme gelen konulardan biri de çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı, olmayacak mı? Şimdi henüz resmi bir açıklama gelmedi diye gördüm ama geçtiğimiz yıllarda da 29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz oluyordu. Çok büyük ihtimalle yarın da öyle olacaktır. Sen her zaman gönlümün köşkünde yatıyorsun. Farkında mısın bilmem, burnumda tütüyorsun. Farkında mısın bilmem, burnumda tütüyorsun. Nasıl özlem atılmaz bu öyle, söylesen derler deli, söylemesen zır deli. Name name içimde kalbimde atıyorsun. Sen her zaman gönlümün köşkünde yatıyorsun. Görmesem içime hasret dolar, dünyaları verseler gönül seni arzular. Alev alev içimde kalbimde atıyorsun. Sen her zaman gönlümün köşkünde yatıyorsun. Farkında mısın bilmem, burnumda tütüyorsun. 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 Yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı, olmayacak mı, bununla alakalı henüz bir açıklama gelmedi ama çok büyük ihtimalle ücretsiz olacak dedik. Ve yarın akşam İstanbul'da bir de konser var. 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamalarında Haluk Levent ve Sena Şener sahne alacak. Maltepe etkinlik alanında olacak ve kapıda saat 18.30'da açılacakmış. Bu ücretsiz etkinlik haberini de İstanbullu dinleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi Yargıtay kararı var. Yargıtay tartıştığı kamu görevlisine erkek ol diyen kişinin hakaret etmediğine hükmetmiş. Yargıtay 4. Ceza Dairesi tartıştığı zabıta amirine erkek ol ve yürekli ol sözlerinin kullanıldığı sanığa hakaret suçundan verilen hapis cezasını sarf edilen sözlerin hakaret değil rahatsız edici söz kapsamında olduğu gerekçesiyle bozmuş.
dairenin kararına göre Mersin'de yaşayan bir kişi tartıştığı zabıta amirine benim bir elemanıma bir şey olursa tek muhatabım sensin, erkek ol görevini yap diye mesaj atmış. Bir internet sitesi üzerinden makamının hakkını veremiyorsan yapacak yürekli birine bırak, yürekli ol şeklinde de paylaşımda bulunmuş. Bunun üzerine zabıta amiri de şikayette bulunmuş ama Yargıtay demiş ki bu şikayet etmiş olduğunuz sözler hakaret değil demiş. Kaba ve nezaket dışı demiş ve kararı bozmuş. Siz yine de tabii yapmayın. Evde denemeyin diyorlar ya, onun gibi işte. Dışarıda yine de denemeyin bence. ...532-172-52-32'den mesajlarınızı iletebilirsiniz. 532-172-52-32. Kahramanmaraş'ta Kayseri'ye gelmek isteyen depremzede aileyi, ki deprem döneminden bahsediyoruz, fahiş fiyatla 8 bin liraya taşıdığı iddia edilen taksi şoförü 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanıyormuş. Davada suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle de kendisine beraat kararı verilmiş. Bu olay geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin birkaç gün sonrasında 9 Şubat'ta yaşanmış. Kendisi Kayseri'ye, Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye bir aileyi 8 bin liraya taşımış ve o davadan da beraat etmiş. İçelim bu aşkı. Ne aşkta gülüyor bu yüzün, ne de ayakta durmaya gücüm yeter. Kimi kırdıysam yok özür, olsun halleri biritten beter. Şu garip koca dünyanın bütün derdi tasası bana kalmış gibi. Sorun değil olur arada ama sonuçta biz de insanız değil mi? Renklensin geceleri. Sevmeyi biz beceremedik aşkım, solmasın hiç neşeli yüzün. Gel hadi şerefine içelim bu aşkı. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik aşkım, solmasın hiç neşeli yüzün. Gel hadi şerefine içelim bu aşkı. Yeterince düşmanım var benim, sen bana yoldaş ol. Yeterince pişmanlığım var benim, sen benim iyi kim ol. Akışına bırakamam kaybolur, o benim süslü çiçeğim. Akışına erir içim buz gibi. Renklensin gecemiz. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi şerefine içelim bu aşkı. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik aşkım, solmasın hiç neşeli yüzün. Gel hadi şerefine içelim bu aşkı.
senle gideceği bu akşam. Aman yavaş gel, yollar kaygan. Sar 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 beline, çal sızın olayım ellerine. Zehir misin yavrum bana, süreyim ver bal yerine. Sar 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 beline, çal sızın olayım. Türkiye'nin en kafa radyosunda Salih ile öğle arasına devam ediyoruz. Reklamların ve küresel piyasalardaki son durumun ardından artık yayınımızın da yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Küresel piyasa demişken İPA'dan bir açıklama var. Daha doğrusu bir rapor. İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan raporda İstanbul ve Türkiye'de yaşayan emeklilerin durumu çarpıcı bulgularla ortaya çıkmış. Rapora göre 2010 yılında en düşük emekli aylığıyla yaklaşık 11 gram altın alabiliyormuş emekliler. Günümüzde ise bu durum 4 grama, hatta 4,5 grama gerilemiş durumdaymış. Yine 2010 yılında en düşük emekli aylığı ile $453 alabiliyormuş emekliler. Dolar üzerinden hesaplanmış. Yani gidip dolar alıyormuş demiyoruz da tabii. Bugün ise $319. Yakında Kurban Bayramı geliyor. Emekliler tabii ki torunlara, varsa torunlara harçlık verecek. 200-200 ha? Artık öyle 100-100 kurtarmaz. 200-200 de hani en büyük para birimimiz olduğu için 200-200.
Ya da arada bazı torunlara torpil mi acaba? Hani birden fazla varsa diğerlerine söyleme, al sana 400 gibi. Onlar da tabii hayal artık. Emeklilerin bayram yaklaşıyor dedik tabii, o bayram harçlığından ziyade Kurban Bayramı döneminde yine emeklilerin ya da ne bileyim yaş almışların ya da imkanı olanların yerine getirdikleri haç vazifesi var. O ürünlere de zam gelmiş. Onu da nereden yapmışlar bu haberi? Kayseri'de yapılmış. Kayseri'de haç malzemeleri satan bir işletmenin sahibiyle görüşmüşler. %100 zam gelmiş. %100. Hacılar uzun yıllardır beklediği için de ilgi artıyormuş. İlgi arttığı için de %100 zam gelmiş. Hurma 350 lira olmuş. İşletme sahibi de şöyle demiş. Haç malzemelerinin zamlanması da haliyle ülkemizin ekonomisiyle de alakalı olabilir demiş. Aa, öyle miymiş? Bir de bayramı 10 gün kala giden hacılarımız var. Bu duruma da biz hızlandırılmış haç diyoruz demiş. Aa, öyle miymiş? 15 gün sürede ibadeti tamamlayıp geliyorlar. Ondan sonra da buraya geldiklerinde de hurma işte kilosu 150 liradan başlıyor. 350 liraya kadar çıkıyor demiş. Gittikleri yerden alınmıyordu galiba, değil mi o? Buradan mı alınıyormuş? Bu arada hani birkaç yıl öncesinde geride bıraktığımız Şubat ayında ve daha öncesinde de bu konuyla alakalı, bu haç vazifesiyle alakalı başka başka haberler çıkmıştı. Örnek işte Arabistan Türkiye'ye işte örnek 80 bin kişilik bir kontenjan ayırıyor ama Türkiye'den işte 300 bin başvuru oluyor haliyle, belki daha fazla başvuru oluyor. Vatandaşların bilgisi olmadan oraya onların kimlik bilgilerini girerek bu haç kurasına, hiç kişinin hani öyle bir niyeti yok, gitmek bile istemiyor belki de, ya da daha vakit var diyor. Ama başka başka kişilerin kimlik bilgileriyle bu haç kurasına giren bir şebeke vardı, turizm şirketi. Ondan sonra çıkıyor tabii kurada da ismi. Ondan sonra yeni ne yapıyorlar? Böyle bir feragatname düzenliyorlar, sahte. Hacca gitmek isteyen ve kurada kendisine şans gelmeyen kişilere yaklaşık 13 bin dolara bu önceliği veriyorlardı. Tabii öyle bir şebeke yakalanmıştı. Hani bu şey sıraya arkadaşını sokmak gibi. Geçtiğimiz günlerde de seçim döneminde kimdi ya? Bir sanatçı oy sırasına menajerini sokmuştu. Kendisi dışarıda bekliyordu. Sıra ona gelince gidip oy kullanmıştı. Bir an aklıma geldi. Bir de o da bilmiyorum. Denizciğim nasılsın? Hoş geldin. Tak kulaklığı, gel. Gel. Dur, açıyorum mikrofonu. Evet, merhaba. Merhaba, hoş geldin Denizciğim. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Salih Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Gıyabında yayında çok bahsediyorum senden. İyi haberleri, daha doğrusu seçtiğin haberleri burada da paylaşırken diyorum ki aa bak, bu tam denizlik haber diyorum. Çünkü Deniz yayınımızı tabii ki teknik olarak dinlemek durumunda. Onun haricinde severek de dinlediğini biliyorum. Daha sonrasında vakit bulursa da yayınımızın podcast'ini yapıyor. Artık sıralamaları ezbere biliyor. Mesela dün şey dedi, aa abi spor haberini girişte vermişsin pazartesi günü, normalde dedi son bölümde veriyordun dedi. Neyse, böyle bir durum var kendisiyle aramızda. Ne yapıyorsun bugün, nasıl bir haber duymadın da merak ettim mesela. Bugün duymam gereken bütün haberleri duydum. Diye düşünüyorum. Ben bir de Sahip Bey, sizin haber dilinizi çok seviyorum. Hem eğlendirip hem bilgilendiren bir haber diliniz olduğu için yayınınız çok eğlenceli geçiyor. Yani gerçekten. Haber metnini okumaktan ziyade biraz böyle doğaçlama anlatmaya çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ile alakalı bir haber var ama bugün. Bak, onu paylaşmadım, sen de hiç merak etmedin. Milli Eğitim Bakanlığı dün yeni müfredatı onayladı ama eğitim sendikaları buna karşı geliyorlar. Bize hiçbir şey sorulmadı. Ya da onaylanan aşamaya gelindiğinde yine fikrimiz alınmadı. Biz bu durumun karşısındayız. Çünkü sadeleştirmiş bir müfredat. Bununla beraber ne oluyordu? Neyi çıkarmışlardı? Türev integral tarzı şeyler. Evet. Onu çıkardıklarını söylediler. Bir saniye, hemen şuradan bakayım ben ona. Bende bir detay vardı ama bakacağız ona, bulacağız ya. Sonunda paylaşırız. Evet, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, çalışıyoruz. Hı-hı. Radyomuz için. Radyomuzun dinlenme mutlu musun kalitesi. Radyomuzda? Mutluyum, gayet mutluyum. Türk Hava Yolları personel alım ilanı açmıştı. Bugün son günmüş. İstersen bir başvur. Yani ben uçakta çalışabileceğimi düşünemiyorum. Öyle mi? Evet, zor olur benim için. Peki, sen bilirsin. Benim orada çalışan birçok arkadaşım var. Mutlu olan da var, şikayetçi olan da var. Hani buradan seni istemiyoruz, kovuyoruz gibi değil. Sana yeni bir kariyer planı önerdim bir anda bak. Yani evet, kariyer planı. Bunu Nihat abi duymasın, o zaman kızar bana. Ama ben işimi seviyorum. Yani radyoculuğu severek yaptığım için
mutluyum yani şu anda. Kabin memuru olmak istemiyorum diyorsun. Evet, sizlerle daha mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok kibarsınız. Dün şey diyordu. Z kuşağı daha erken yaşlanıyormuş hareket etmedikleri için, ki sen öyle değilsen kıpır kıpır zıpır zıpır bir adamsın. Hareket etmedikleri için daha erken yaşlanıyormuş. Kendini yaşlı hissediyor musun dönem dönem? Evet, ama düşünce yapısı olarak kendimi yaşlı hissediyorum. O da galiba biraz yaş skalası büyük olanlarla çalıştığım için evet, olabilir. Evet, o etkili. Mesela ben de öyle. Hep böyle yaş skalası büyüklerle çalıştım ya da işte büyüklerle arkadaşlık yaptım. Belli bir yaşa gelince ben bayağı 70 yaşındaki abiler, amcalar gibi oldum yani. Çıkar o telefonunu bakayım şeklinde. Yani ben de ara ara böyle yaşlı hissediyorum kendimi ama vücut olarak yaşlı kafam hissetmiyorum. Kafam götürmüyor. Kafam götürmüyor. Evet, tam olarak evet. Hani böyle elektronik müziğe gittiğinde böyle bir evet, iki saat sonra başın ağrıyorsa bir düşünüyorsun böyle. Geçenlerde bir işletmede oturuyoruz böyle akşam saatleri saat 8-9 civarı, sen de biliyorsun orayı. Hı hı. Hatta sen orada müzik de yaptın bir ara. Bir ara orada işletmeciyi çağırdım, dedim ki ya kusura bakmayın bir şey soracağım. Bugün dedim müziğin sesi çok mu açık, bana mı öyle geliyor dedim. Yo, normal her zamanki gibi dedi. Dedim o zaman bana öyle geliyor. Ben dedim yavaş yavaş hesabı verdim değil mi ben dedim. Hesabı istedim, uzaklaştım oradan. Kurban Bayramı tatili 9 gün 10 gün olacak konuşuluyor. Sen gidecek misin diğerlere? Bilmiyorum, bir fikrim yok. Belki giderim ailemin yanına, belki gitmem, İstanbul'a geçireceğim. Bir de şey oluyor yani, sizinkiler dinliyorsa kızmasınlar ama böyle aileden uzaklaşıp böyle ilk bir iki yıl gidiyorsun. Üçüncü yıldan sonra ya anne radyoda iş var diyorum ya. Evet, bir de o var hani. Azıcık iznim var zaten. Hani geleceğim, yollarda geçecek. Tabii ya, iş ya, radyoda iş var. Nasıl bırakıp geleyim? Bu sene başlar onlar. Ramazan'da gitmedim zaten. Evet. Ya dedim iznim az. Biraz İstanbul'da değerlendirmek istiyorum gibisinden. Hı hı. Biraz bozuldu diyorlar. Çünkü böyle bayram tamam, biraz daha şey yani. Bayramda görülür falan. Doğru. Bu şarkıyı sever misin? Severim, güzel. Teşekkür öğlen ederim. Saatlerinde güzel gidiyor. Arabanın sür soğuk aralıkta, buz gibi sev beni yokuş aşağı. İşi kalır lastiklerin asfaltta, kalamadım onlar gibi bir tarafta. Yüze yine kul gibi yeni yaşlar, at çöpe yaz yeniden başla. Sarı yanıyorsa bas gaza daha fazla, gelişine konuş ya da bırak onu yolda. Söylediğimi diye söylemediğimi anla. Arabanın sür soğuk aralıkta, buz gibi sev beni yokuş aşağı. İzi kalır lastiklerin asfaltta, kalamadım onlar gibi bir tarafta. Yüze yine kul gibi yeni yaşlar, at çöpe yaz yeniden başla. Sarı yanıyorsa bas gaza daha fazla, gelişine konuş ya da bırak onu yolda. Hey. Gelemem geriye, sanılan yine aksi değil. Bir kalp yandıkça güzelleşmiş. Soruyor mu gece seslerin, seni niye çok sevmedim? Söylediğimi diye söylemediğimi anla. Bugün ama değil yarın ama bana kolay. Onlar yanlışlar yapar, durdukça senden yanar. Yokum şu caziben, sabahı geceden o anlık ifaden. Susuzluğun tasvir yok, var mı müsaaden? Denine divane, sükunet ile sarhoş ettin beni ay yaş. Gönlüm sana ay yaş. Gönlüm deli gönlüm ay yaş. Gönlüm sana yaş. Gönlüm
deli gönlüm. Yanımdaki civarım, şivelerine kurbanın olurum. Yazsın etsin her ay salınır. İzlesin acılar sen oyna kadınım. Tanrıdan kız dizayn, aynı kadehim senle dahil. Kıyamam git sana onların. Anlamıştım o eline tutunca. Sarma dünya ellere vurunca. Sen benim sınavım, benim ilk durum. Bu kalp sana sonsuza dek kalmadı. Ay yaş gönlüm sana. Dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alan ki etkileyici performansıyla ekibiyle beraber bugün de konuşulan bir isimdi Edis. Şimdi şarkısını çalınca aklıma geldi. Edis de zaten Galatasaray Üniversitesi'nden mezunmuş galiba. Dolayısıyla şampiyonluk gecesinde sahneyi de hak eden isimlerden biridir. Bir sigara yaksam. Ya o konuya da çok girmek istemiyorum ama bir medyum vardı ya, Fenerbahçe şampiyon olacak kartlarım öyle diyor, ısrarla kartlarım böyle diyor, ondan sonra pazar akşamı canlı yayın açtı, küfür etti, dün gözaltına alındı, ifadesi alınmış ve serbest bırakılmış kendisi. Ha, bana gel deme kendime gelemem, geceler beni çok seviyor, şarteli olsa da indirsem bütün mahalle yanıyor. Hafta içi her gün 12-14 saatleri arasında Salih ile öğle arasında sizlerle beraber oluyoruz. Birazdan Pınar burada olacak. Yarın görüşmek üzere. Bütün mahalle yanıyor. Koca dünyada bir bana yokmuş yer, kapımda türlü felaketler, beni alsan. Ah kurtarsan. Aradıkça kayboldum ben, haber alamıyorum hiç kendimden, beni bulsan. Ah durdursan. Düzeni değil seni sevdim diye beni öldüren kahraman olur, ama sen yapma, ne olur yapma. Bana gel deme kendime gelemem, geceler beni çok seviyor. Şarteli olsa da indirsem bütün mahalle yanıyor. Bana gel deme kendime gelemem, geceler beni çok seviyor. Şarteli olsa da indirsem bütün mahalle yanıyor. Kendime gelemem, geceler beni çok seviyor. Şarkı